Evet gençler, günaydın. Dün sayıların yazımı, tarihlerin yazımı, yön sözcüklerin yazımını anlattık. Şimdi yazım kurallarından arkadaşlar büyük harflerin kullanıldığı yerler. Bunu dersimizde işledik. Tekrar babında biraz arkadaşlar seri bir şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi büyük harflerin kullanıldığı yerler. Cümleler büyük harflerle başlar. Yani yüklem olacak arkadaşlar. Eğer bir cümlede yüklem varsa, eksiltili cümle de olabilir tabii. Cümlelerin baş harfleri büyük olur. Örneğin, bugünün işini yarına bırakma arkadaşlar. Bu bir cümledir. B'si nasıl yazılır arkadaşlar? Büyük yazılır. Sonuna da uygun noktalama işareti ne yapar arkadaşlar? Konur. Şimdi ikinci kuralım ise arkadaşlar şudur. Tırnak işareti içerisindeki cümlenin baş harfi büyük yazılır. Örneğin, Atatürk tırnağı açtım. Bir kimsenin sözü Türkçe'de tırnak işareti içerisinde aktarılır. Atatürk'ün sözü arkadaşlar, tırnağı açtım. Bakınız, hayatta en hakiki mürşit ilimdir dedi. Tırnağın baş harfi büyük. Tırnak içindeki cümlenin baş harfi büyük. Sonuna uygun noktalama işareti geldi. Sonra tırnağı kapattım. Diyorum D'si küçük. Sonuna yine noktayı ne yaptım arkadaşlar? Getirdim. Tırnak işareti içerisindeki cümlenin baş harfi büyük olur. Devam ediyorum. İki çizgi arasında verilen açıklama cümleleri, ara sözler büyük harfle başlamaz. Bu nehir eskiden daha gür akardı. Arkadaşlar eskiden daha gür akardı. İki kısa çizgi arasına alınmış ara sözdür. Ara sözler arkadaşlar küçük harflerle başlar. Bunu unutmayalım. Neler büyük harfle başlar? Tırnak işareti içerisindeki ve paranteze alınan cümlelerin baş harfi büyük yazılır. Fakat ara sözler, İki virgül veya iki kısa çizgi arasına alınan cümleler küçük harfle başlar arkadaşlar. Bu nehir eskiden daha gür akardı. Kısa çizgi. Çocukluğumu hatırlatır bana. Eskiden daha gür akardının e'si küçüktür arkadaşlar. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar arkadaşlar. İki noktadan sonra bakınız. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harflerle başlar arkadaşlar. Yazının ilk cümlesi şuydu. Okumak bir sanattır. Arkadaşlar okumak bir sanattır derken iki noktadan sonra ne gelmiş? Cümle gelmiş. Cümle geldiği için okumanın o'su nasıl yazılmış arkadaşlar? Büyük yazılmış. Ses geliyor mu gençler? Sesim net geliyor mu? Bir cevap yazın arkadaşlar. Tamam. Görüntü nasıl peki? Görebiliyor musunuz? Görüntü nasıl gençler? Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Devam ediyorum. İki noktadan sonra eğer cümle geliyorsa büyük harfle başlar. Yazının ilk cümlesi şuydu. Okumak bir sanattır. Okumak bir sanattır, bir cümledir. Onun için o'su nasıl yazılır arkadaşlar? Büyük yazılır. İkinci kuralım şu. İkinci kuralım şu arkadaşlar. Evet. İki noktadan sonra eğer cümle gelmiyor da örnekler geliyorsa küçük harflerle yazılır. Her şey yerdeydi. İki nokta üst üste. Kitaplar, kalemler, resimler. Her şey yerdeydi. İki nokta üst üste. Kitaplar, kalemler, resimler. Kitap, kalem ve resim sözcükleri arkadaşlar cümle olmadığı için kitabın k'si nasıl yazılmış? Küçük yazılmış. Fakat şeye bakalım arkadaşlar. Bir üst örneğe bakalım. Yazının ilk cümlesi şuydu. Okumak bir sanattır dediğimde arkadaşlar iki noktadan sonra cümle geldiği için okumanın o'su büyük. İki noktadan sonra cümle geliyorsa büyük harf, iki noktadan sonra örnekler geliyorsa küçük harfle yazılır. Her şey yerdeydi. Kitaplar, kalemler, silgiler. İki noktadan sonra örnek gelmiş, küçük harfe yazılmış arkadaşlar. Evet. Sayıyla başlayan cümlelerde sayılardan sonra gelen kelimeler özel isim değilse büyük harfle başlamaz. Arkadaşlar 2018 bir sayıdır, doğru mu?
2018'den sonraki sözcüğün baş harfi küçük yazılır. Unutmayın. Sayılardan sonra başlayan sözcüğün baş harfi küçük olur. İki noktadan sonra örnek geliyorsa küçük harf. İki noktadan sonra cümle geliyorsa büyük harf. Tırnak işareti içerisindeki cümlenin baş harfi büyük olur. Geldim arkadaşlar. Takma adlar büyük harfle başlar. Arkadaşlar takma ad nedir? Bakın lakap değildir. Eskiden Osmanlı döneminde arkadaşlar şairlerimiz, yazarlarımız hatta padişahlarımız kendilerine bir isim seçmişlerdi. Mesela arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman padişah kendine Muhibbi adını vererek şiirler yazmıştır. Dolayısıyla bir cümlede Muhibbi ismi geçerse büyük harfle başlar. Veya edebiyatımızda Faruk Nafiz Çamlıbel diye bir edebiyatçımız vardır. Şiirlerini arkadaşlar Deli Ozan takma adıyla yazmıştır. O zaman Deli Ozan'ın D'si de büyük, O'su da büyük. Sonra arkadaşlar başka kimlerin ismini biliyoruz? Halikarnas Balıkçısı. Bu Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın takma adıdır Halikarnas Balıkçısı. O zaman cümle içerisinde Halikarnas Balıkçısı geçiyorsa H'si ve B'si nasıl yazılır arkadaşlar? Büyük yazılır. Unutmayalım. Kişi adlarından arkadaşlar hemen şurayı bir sileyim. Arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Takma adlarda yine nasıl yazılır dedik arkadaşlar? Büyük yazılır. İşte en önemli kuralıma geldim. Kişi isimlerinden önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle yazılır arkadaşlar. Özel isimlerden önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle yazılır. Mesela Ali Bey dediğimde Ali özel isimdir. Bey'in B'si nasıl yazılır arkadaşlar saygı sözcüğü olduğu için? Büyük. Ayşe Hanım dediğimde arkadaşlar Ayşe Hanım'ın H'si büyüktür. Yine saygı sözcüğüdür. Sayın Ahmet Doğan Bey. Bakın hem hitap hem de saygı sözcüğü var. Doktor Ali Yavuz. Doktorluk onun mesleğidir, unvanıdır. Özel isimle birlikte kullanıldığında doktorun D'si büyüktür. Mesela bugün bir doktor beni muayene etti dediğimde doktorun D'si küçük çünkü özel isim yok. Ama bugün beni Efe Doktor muayene etti dediğimde arkadaşlar özel isimle birlikte kullanıldığı için büyük yazılır. Bugün öğretmen ders anlattı dediğinde Ö'sü küçük. Bugün Kaan öğretmen ders anlattı dediğinde arkadaşlar Ö'sü büyüktür. Yüzbaşı Cengiz Umar. Yüzbaşı bunun rütbesidir arkadaşlar. Özel isimle birlikte kullanıldığı için büyük yazılır. Geldim akrabalık bildiren sözcükler arkadaşlar. Evet. Akrabalık bildiren sözcüklerimiz. Arkadaşlar, akrabalık bildiren sözcükler normalde küçük yazılır. Mesela Ayşe teyzem. Ayşe teyzem, Makbule halam, amca, teyze, dayı, dede bu sözcükler daima küçük yazılır. Fakat bu sözcükler türbe adı gibiyse, kişinin unvanıysa tüm Türkiye'ye, tüm mahalleye hitap ediyorsa arkadaşlar büyük. Örneğin ister kan bağın olsun ister olmasın. Bugün Ayşe teyzem bize geldi dediğimde arkadaşlar Ayşe teyzemin T'si küçüktür. Çünkü neden? Bunu kimse bilmiyor. Yani senin teyzen olabilir veya karşı komşun Ayşe teyze olabilir. Burada teyze sözcüğü küçüktür arkadaşlar. Veya Kemal dayım yurt dışından geldi. Bu senin dayın da olabilir, öz dayın da olabilir, kan bağın da olabilir veya komşuna da dayı diyebilirsin örneğin yakın bulduğun birine. Bunlar küçük yazılır. Fakat şöyle olursa, özel ismin başına gelirse arkadaşlar, örneğin dayı Kemal mahallemizin gururu. Mahallemizin gururu. Arkadaşlar burada dayı sözcüğü özel ismin başına geldiği için büyük yazılır. Unutmayın. Bir de bu Kemal arkadaşlar tüm mahalle ne yapıyor? Tanıyor. Ama şöyle dersem arkadaşlar
Ayşe teyzem bize kek yapmış dersen, yine kan bağının olduğu teyzen de olabilir veya karşı komşun da olabilir. Akrabalık bildiren sözcükler küçük yazılır. Bir de türbe adı gibi olursa. Mesela neler olursa arkadaşlar, ona bakalım. Şöyle olursa. Mesela Gülbaba, Gülbaba, Ramiz dayı, Ramiz dayı, Topal dede, Topal dede, Telli baba, Telli baba, gazetedeki sorulara cevap veren Güzin abla, bakın, toplumun tanıdığı. Bu şekilde olursa arkadaşlar, türbe adı gibi veya özel ismin başına gelirse, dayı Kemal gibi arkadaşlar, akrabalık bildiren sözcükler o zaman büyük yazılır. Fakat normal kullandığımda daima küçüktür. Şimdi ben size birkaç tane soru sorayım. Siz yorumda bulunun arkadaşlar. Evet, yorumlarınıza bakalım. Bugün Ayşe ablayla birlikte evde kitap okuduk. Ayşe ablanın A'sı nasıl yazılır? Bugün Ayşe ablayla birlikte, tebrik ederim Menekşe, küçük, Gazel küçük, İlker küçük, Muhammed Emin küçük. Evet, tekrar bir soru soruyorum. Tamam, bu küçük, biliyorum. Mesajlarınızı gördüm. Tekrar bir soru soruyorum arkadaşlar. Bugün Kırıkkale'deki ululardan Hasan Dede'nin türbesini ziyaret ettik. Ali Deniz büyük, Gül Sema büyük, Gazel büyük, Muhammed büyük. Aferin arkadaşlar. O zaman toparlıyorum. Akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle yazılır. Amca, teyze, dayı. Eğer bunlar arkadaşlar lakap olarak kullanılırsa veya özel ismin başına gelirse büyük olur. Lakap olarak kullanmak ne demek? Türbe adı gibi. Gül Baba, Telli Baba, işte Somuncu Baba arkadaşlar. Bir de toplum tarafından tanınırsa işte dayı Kemal gibi, işte nene Hatun gibi arkadaşlar. Bunlar büyük yazılır. Topluma mal olmuş kişilerin lakabıysa, türbe adı gibi ise büyük. Yoksa normal kullandığımız gibi ise arkadaşlar küçüktür. Hocam bunu nereden anlayacağız? Cümleden anlayacağız arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Örneğin mahallemizdeki dayı Kemal hepimizi derinden üzdü. Mahallemizdeki dayı Kemal hepimizi derinden üzdü. Kemal'in başına geldiği için D'si büyük yazılır arkadaşlar. Ama şöyle dersen, bugün Kemal dayımla balık tutmaya gittik dersen küçük yazılır. Cümledeki kullanımı bize tiyoyu verecek arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet. Arkadaşlar bir de şu kullanım var. Buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim. Silgiye bastırdığında ekran gidebiliyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, cümlede özel isim yerine kullanılan makam veya unvan sözleri arkadaşlar büyük harfle yazılır. Bu da bu dönemin popüler sorularından oldu arkadaşlar. Örneğin il dışından gelen heyeti vali karşıladı dediğimde arkadaşlar. Örneğin valimizin adı Yusuf Tüfekçi olsun. Örnek veriyorum. İl dışından gelen heyeti Yusuf Tüfekçi karşıladı değil de vali karşıladı makamını söylersem arkadaşlar, valinin V'si büyük yazılır. Unutmayın. İl dışından gelen heyeti vali karşıladı dediğimde, valinin özel ismini söylemeyip de makamını, bulunduğu konumu söylersem arkadaşlar, valinin V'si büyük yazılır. Bugün başkan gerekli yardımları yaptı dediğimde arkadaşlar, bugün ilçede başkan gerekli yardımları yaptı dediğimde başkanın B'si büyük olur. Makamını söylüyorum. Toplantıda en çok müdür konuştu dediğimde arkadaşlar, Erol Hoca'yı kastet, mesela Erol Hoca bizim müdürümüz, Necati Bayrakçı bizim müdürümüz. Necati Bayrakçı konuştu değil de müdür konuştu. Makamını söylersem arkadaşlar, özel ismin yerine geçtiği için büyük yazılır. Bunu unutmayın. Bu yılın popüler sorularından biri dediğim arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum.
Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar. Örneğin kedi dediğimde tür ismidir ama siz ona arkadaşlar tekir derseniz işte kedinin özel ismi tekirse boncuksa büyük harfle yazılır. Minnoş, fındık, karabaş, tekir. Arkadaşlar hayvanlara verdiğimiz özel isimdir. Cümle içerisinde arkadaşlar bugün tekirin mesela muayenesi yapıldı dediğimde arkadaşlar. Tamam geldi hocam. Var görüntümüz var. Bugün arkadaşlar tekirin karnı acıktı dediğimde özel isim olduğu için arkadaşlar gelenekte kesme işaretiyle ne yapılır? Ayrılır. Din ve mezhep adları bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar. Arkadaşlar bakınız Hristiyan, Yahudi, Müslüman, Müslümanlık, mezhepler, Hanefi, Şafii, Katolik, Ortodoks bunlar dinle ilgili kavramlar cümle içerisinde büyük harfle yazılır. Bugün Avrupa'nın birçoğu Müslüman oldu derken M'si nedir arkadaşlar? Büyüktür. Ve bir de arkadaşlar işte eski Yunan tanrılarının isimleri de yine büyük yazılır. Zeus gibi. Din ve mezhep adları bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar. Gezegen ve yıldız adları yine büyük harfle başlar arkadaşlar. Merkür, Satürn, Venüs, Halley, Kutup yıldızı bakın K'si de Y'si de büyüktür. Büyük yazıldığı için gelenekler de kesme işaretiyle ne olur arkadaşlar? Ayrılır. Üç kelimeye dikkat edelim. Arkadaşlar üç kelimeye dikkat edelim. Ay, dünya, güneş. Eğer ay, dünya, güneş sözcükleri arkadaşlar terim anlamlıysa büyük harfle başlar. Terim değilse küçük harfle başlar. Örneğin bu dünyada bu arada bunu şöyle ayırt edeceğiz arkadaşlar. Eğer sosyal bilgiler dersi ve fen bilgisi dersiyle alakalıysa ay, dünya, güneş sözcükleri büyük harfle yazılır. Sosyal ve fen dersiyle alakası yoksa arkadaşlar küçük harflerle yazılır. Buna dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Eğer fen sosyal dersiyle alakalıysa ay, dünya, güneş sözcükleri büyük harfle yazılır. Değilse küçük harfle yazılır arkadaşlar. Bakalım örneklerimize. Bu dünyada insanın en değerli hazinesi sağlığıdır. Bu dünyada insanın en değerli hazinesi sağlığıdır. Bu dünyada derken arkadaşlar herhangi bir fen ve sosyal bilgiler dersiyle alakalı mı? Değil. O zaman dünyanın D'si nasıl yazılır arkadaşlar? Küçük yazılır. Dün güneşin altında 2 saat bekledik. Yine bir sosyalle, bir fen dersiyle alakalı değil. Ama şöyle kullanırsam arkadaşlar. Ay virgül dünyanın uydusudur. Ay virgül dünyanın uydusudur. Bakın. Ay virgül dünyanın uydusudur. Arkadaşlar burada terim anlamda kullanılmış ay ve dünya sözcükleri. Ayın A'sı da büyük, dünyanın D'si de büyük. Gelenekte neyle ayrıldırdı arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayrıldı. Ay dünyanın uydusudur dediğimde arkadaşlar bu bir terim anlamlıdır. Fen dersiyle veya sosyal bilgiler dersiyle alakalıdır. Onun için büyüktür. Peki sen benim dünyamsın dersen küçüktür arkadaşlar. Çünkü burada bir sosyal dersiyle veya fen dersiyle alakalı değil. Yani sözcük terim değil. Bugün dünyalar kadar işim var dersen yine dünyanın D'si küçüktür arkadaşlar. Veya şöyle söyleyeyim. Ayın dünyaya olan uzaklığı bilmem kaç kilometre kaç saattir dersen yine terim anlamlıdır. Büyük harfle yazılır. Gelenekler de arkadaşlar büyük harfle yazıldığı için buradaki gibi kesme işaretiyle ayrılır. Yer adları Asya, kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt adları arkadaşlar yine büyük harflerle yazılır. Asya bir kıtadır. A'sı büyük. Avrupa bir kıtadır. A'sı büyük. Afrika bir kıtadır. A'sı büyük. Güneydoğu Anadolu bakın bölgedir, büyüktür. Bir de şunu unutmayın. Sadece bölge sözcüğü büyük yazılır. Şimdi onu bir sonraki maddede değineyim. İşte arkadaşlar İstanbul ildir, büyük yazılır. Ürgüp ilçedir, büyük yazılır. Kızılay semttir. İl, ilçe, köy, semt adları arkadaşlar özel isimleri büyük harfle yazılır. Fakat bunların il veya ilçe olduğunu belirtirsen küçüktür. Yani şöyle bakın. Kırıkkale ildir.
Kırıkkale ildir. K'si büyük. Ama Kırıkkale'nin il olduğunu vurgulamak istiyorsan Kırıkkale ili dediğimde i'si nasıl yazılacak arkadaşlar? Küçük yazılacak. Buna lütfen dikkat edelim. Buna lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar Sulakyurt ilçesi diyorum. Sulakyurt ilçesi. İ'sini nasıl yazdım arkadaşlar? Küçük harfle yazdım. Buna lütfen dikkat edelim. Veya Avrupa kıtası dediğimde arkadaşlar veya güney sadece bölge sözcüğü büyüktür. Unutmayın. Mesela güney, doğu, Anadolu bölgesi. Sadece bölge büyüktür ama il, kıta, ilçe, semti mesela Çankaya semti veya işte İzmir ili dediğimde bunların arkadaşlar ikinci tamlamaları küçüktür. Buna dikkat edin. Sadece bölgenin B'si büyüktür. Arkadaşlar süremiz doldu. Bugün bu tahtamızda bir gidip gelmeler oldu. Kusura bakmayın. Ekranda silme yaptığımızda veya herhangi bir yazı yazdığımızda ekran görüntüsü gidiyor. Yarın tekrar net görünmediyse yarın tekrar bunun üzerinden geçerim arkadaşlar veya hafta. Çünkü biraz gelip gitmeler oldu tahtamıza. Hepinize başarılar diliyorum.